nostaljik bir gün benim için. Ağlamayacağım ama kendime söz verdim. Çocukluğumu ağırlayacağım aslında burada. Sektöre ilk adım attığım günlerimi ve benim yanımda hep abilik yapan, hep destek olan birini ağırlayacağım. Sektörde hep çok sevilen, hep çok saygın, çok iyi bir oyuncu. Gerçekten hakkında kötü hiçbir şey duyamazsınız. Mümkün değil ve azdır bu insanların sayısı. Herkesin iyi konuştuğu ve sevdiği insan sayısı. Onlardan biri. Yıl 1995, 18 yaşındayım. Kadıköy Meydanı'nda bir fotoğrafçı açılışı var. Dev bir açılış yapılıyor. Orada görevliyim. Marilyn Monroe'yum orada. Sarı peruğumla, Marilyn Monroe kostümümle kapıda dikkat çekmek için varım. Yanımda da Charlie Chaplin var. O Charlie Chaplin benim Marilyn Monroe olmama, hazırlanmama, makyajıma, saçıma, tavrıma, ne yapmam gerektiğine yardım etti. Sonra o Charlie Chaplin Nişantaşı'nda Hadi Çaman Tiyatrosu'nda benim hep imrenerek izlediğim abim oldu. Koşarak yanına gittiğim. Sonra bir sürü projede birlikte yer aldık. Oynadık beraber. Ve ben onu hep izledim. Biraz endişelendirdi bizi aslında bazı zamanlar. Hep dualar ettim üstüne. Ama biliyorum çok mutlu, çok iyi bir baba, çok iyi bir oyuncu. Şimdi 95 yılında Marilyn Monroe olan o Ceyda'nın, o açılıştaki Ceyda'nın yanındaki Charlie Chaplin'i ağırlayacağım. O kadar merak ediyorum ki görüşmediğimiz zamanlarda neler yaptı. O günü de birlikte analım istiyorum elbette ama bir cümlenin peşinden gideceğiz. O fotoğraf hala duruyor ama bulamadım bugün getirmek için. Ona da ayrı bir sinirliyim ama umarım yayınlanmadan önce o fotoğrafı bulursam mutlak ve mutlak paylaşacağım sizinle o fotoğrafı. Sabahattin Ali diyor ki efendim unutmayın ki dünyada en korkunç şey ümidini kaybetmektir. Ben onun ümidini asla kaybettiğini düşünmüyorum. Sağlığıyla defalarca sınandı ama vallahi hala delikanlı gibi karşımda bugün. Çok seviyorum onu burada ağırladığım için çok mutluyum. Canım Mesut Akusta. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim Ceyda'cığım. Yeterince sarılıp ceketini lekelediğim için şu anda artık ya sarılmayacağım. Ya bir iz kalır işte ben de onu taşırım yani. Ay, kurman olsun sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oturuyorum böyle. Evet lütfen. Tamam. Yardımcı olmamı ister misin? Bu biraz oynak bir şey. Biliyorum. Ben tedirgin oluyorum sadece. Tamam. İyi misin? Güvende misin? Rahat mısın? Tamam. Şimdi rahat mısın? Şimdi rahat. Süperiz. Su koyuyorum sana içersin değil mi? Tamam canım içerim. Nasılsın? Zaten çok su içerim yani ben. Değil mi? Aynen. Su önemli. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Mesut? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür Maşallah. Ederim. İyiyim iyiyim sağ ol ya. Yani dinleniyoruz şimdi. Dinlenmen gerekiyor sanki biraz da değil ya, mi? Ya evet. Yeterince almak. Dinlendim zaten. Ama dinlenmem gerekiyor yani. Ya yeterince dinlendim diyorsun ama hiç de durmadın ya Mesut. Evet. Çünkü çalışmam gerekiyor bir yandan. Çünkü çalışmak iyi bir şeydir yani. Şöyle bir söz vardır. Birazdan zaten onlara da girmek isterim ben. Lütfen. Boş zaman şeytanın oyuncağıdır derler. Yani beyninde bir sürü şeytani şeyler uyanır. Onlarla konuşursun, tartışırsın yani. O yüzden çalışmak iyi bir şey yani. O yüzden mi durmuyorsun? Durmuyorum yani. Yani durmayalım zaten, çalışalım. Evet. Ama bizim sektörü gayet iyi biliyorsun işte. Yani. Evet. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani başka da bir iş yaptığımız yok. Evet. Oyunculuk. Hep İkimiz için de böyle yani. Evet ben biraz daha dallandım budaklandım gerçi sadece oyunculukla kalmadı ruhum. Ne güzel. Evet seviyorum. Ne kadar güzel. Galiba seviyorum. Gerçekten sen burada canlı yayınlar falan süper yapıyorsun. Seviyorum. Yani. Tabii aynen. Ben olmayı da seviyorum ekranda. Seyirciyle böyle bir bağ kurmayı da çok seviyorum. 95 senesini böyle bir hatırladım dedim de sana programı öyle açacağım diye. Ne güzel. Ne güzel bir gündü o gün. Sen Charlie Chaplin, ben Marilyn Monroe. Öyle Kadıköy Meydanı'nda fotoğraflar çektirip içeride baskıya gidin koşun koşun diye bir gün geçirmiştim. Evet evet çok enteresandı ya. Hatta o dönemler hani televizyon sayıları da azdı. Çok. Azdı yani hani. Tabii. Yani sen hatta işte Nişantaşı'ndan devamlı geçerdin. Babanın işte sizin orada bir dükkanınız evet, vardı. Evet kafe vardı. Kafe vardı.
Hep oralarda karşılaşırdık yani. Hep. Öyle öyle tanıştık zaten. Evet. Ve Charlie Chaplin ve Marilyn Monroe oldun yani. Ya görüyor ne neler yaşadık. Sonra iki tane projede birlikte oynadık. Evet. Ama benim için Hadi Çaman Tiyatrosu çok önemliydi. Hepiniz evet. oradaydınız. Hep her gün oradaydınız. Evet. Yani oyun konmasa bile, sahnelenmese bile siz her gün Allah rahmet eylesin Hadi abiyle evet. beraber hep oradaydınız. Nejat, sen. Evet, evet. Değil zaten mi? Hadi abinin tiyatrosunda önünde kitap sergileri açarlardı evet. yani kitap satışı yaparlardı. Nejat plak satardı ve plak, eski kitap satardı. Plak satardı. Orada başka kardeşlerimiz de vardı. Ferruh vardı evet, mesela. Evet Ferruh vardı. Evet rock and roll Ferruh evet. Okan. Biz de orada tanıştık zaten. Evet. Yani tiyatronun önünde öyle tanıştık. Evet. Hatta şöyle bir söz de var çok severim yani. Bir dakikalık tanışmak. Bin yıllık dostluk yaratılmış. Benim için öyle oldu. Aynen öyle. Seninle de, Nejat'la da, Veluh'la da yani evet. hiç kopmadık. Hiç. Hala görüşürüz, konuşuruz. Canım Nejat İşler'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Sevgiler tabii, selamlar. Benim çocukluğumsunuz siz gerçekten. Evet. Yani Haldun Dorman, Dorman Tiyatrosu'nda var bir çocukluğumu paylaştıklarım. Evet. ve siz gerçekten böyle sizi izlemek, gelip yanınızda sizi dinlemek ve o kadar... saygılıydınız ki. Benim mesela hepiniz için hatırladığım o büyük resimde çok saygılı, bir genç kıza davranılması gerektiği gibi davranan. Hani evet. derler ya böyle oyuncudur, laubalidir, sınır bilmez. Hiç öyle bir şey yoktu. Ben kendimi sizin yanınızda hep çok güvende hissederdim. Çok kollardınız beni. Hep böyle doğru öğretmeye çalıştınız. Baktınız ki ben oyuncu olacağım. Böyle bana fikirler verirdiniz. Evet. Yapma kızım, etme kızım, onu öyle yapma, bunu böyle yap. Hep kulağımda var sesleriniz yani. Benim için çok önemli. Seni koruma altına aldıydık yani biz. Evet, almıştınız. Çünkü hala çok güzelsin. Teşekkür o zaman da çok güzeldi. Teşekkür yani, ederim. Nişantaşı yani bir de hani. Evet. Hep oradan geçiyordun zaten sen. Hep ara sokaktaydı ara yani. Sokakta, Hadi evet. Hoca'nın tiyatrosunun ara sokağındaydı bizim kafemiz. Evet. Dolayısıyla da ben babamın yanına her geldiğim gün Nişantaşı'nda sizin yanınıza geliyordum, oturuyordum. Çünkü öyle evet. güzel sohbetler ediyordunuz ki eski kitaplar, plaklar, tabii, anılar tabii. böyle... Dinliyordum. Hadi abi de çok Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Saran sarmalayan bir tiyatro insanıydı. Gerçekten öyle. Yani evet. ömrünü vermiş. Evet. Ve bize de çok desteği oldu evet. sağ olsun. Çok çünkü, severdi sizi. Aynen. Ben İstanbul'a geldiğim zaman işte 92 yılında yani ilk başladığım tiyatro Hadi Çaman Yeditepe oyuncularıydı yani. Evet. Orada başladım ve benim hayatım da öyle devam etti yani. Hani evet. 6 yıl falan Hadi abideydim. Sonra yavaş başka işler oldu. Başka tiyatrolar oldu. Sonra işte televizyon kanalları biraz çoğalınca işte evet. yavaş yavaş televizyon dünyasına girdik. Yani şey olarak hani ben başka bir mesleğim de yok benim aslında. Bir tek oyunculuk. Mutlu da olmazmışsın gibi sanki değil mi oyunculuktan başka bir şeyde? Yok. Değil mi? Yani. Ben seni ticarette düşünemiyorum. Evet. Hani hayal edemiyorum seni oralarda. Anladığım bir şey değil yani çünkü. Evet. Yani demek ki benim mesleğim oyunculukmuş yani. Ne zaman anladın? Şimdi şöyle bir durum, benim babam emekçi bir insan yani, evet. işçiydi. Aynen. Benim doğduğum yer Konya'nın Tarım Bakanlığı'na bağlı bir çiftlikte doğdum ben. Tamam. Oranın da bir hangardan yapılmış bir sineması vardır. Hmm. Yani orayı sinema haline getirmişler. Belli gün ailelere oynatırdı babam, makinistti yani babam. Film oynatırdı yani. Ben de onun yanına gidip böyle. Sinema paradisi. Tamam. Sinema paradisi evet aynen. Sinema cenneti. Onun yanında böyle yardım ederdim. Evet. Filmleri alırdım, verirdim, taşırdım. Bazen işte makaralar. Gösterdi. Makaralar tabii tabii eski sistem yani hani. Evet. Hatta makinist falan derlerdi tamam mı? Böyle çocukken kavga etmişliğim de var. Benim babam lan oldu yani. Düzgün konuş diye. evet evet. Ha. Yani öyle öyle kanımıza girmiş herhalde yani hani o dönem. Fakat sonra işte babam emekli oldu falan. Sonra annem memleket de Afyon'dur. Afyon'a taşındık biz. Yani. Sen o zaman kaç yaşındasın? İşte ilkokulu bitirdim. O zaman ilkokulda sen hep o kocaman hangar gibi yerde eski filmler, babana yardım aynen. ve makine odasında bir sinemayla dop dolu. Aynen geçen öyle. Geçen bir ilkokul hayatı. Aynen. Ama sonra araya yıllar girdi tamam. Evet. Yani hemen başladığım bir durum yok tabii ki. Afyon'da ne yaptın? Afyon'da işte ortaokula başladık. Ortaokula başladık işte annem, babam
Orada yaşamaya başladık. Benim en büyük ablam da Afyon'daydı. Yani öyle devam etti. Sonra işte Afyon'dan ayrılmamızın nedeniyle babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Sonra Ankara'ya taşındık. Kaç yaşındaydı? Vallahi. Üniversite mi? Hayır. Değil. Benim şöyle bir şeyden bahsetmek isterim yani. Benim okul hayatım olmadı. Evet ya, ben böyle bir şey okudum. Nasıl oluyor o iş? Orta sondayken okuldan uzaklaştırılıyorsun. Orta ikideyken. Neden? Orta ikideyken ben beyin kanaması geçirdim. Allah Allah. Yani enteresan, hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. Tabii. Yumruk atmasıyla oluşan yani. İlk komaya zaten okulda giriyorum. Sonra beni hastaneye götürüyorlar. Hani iyi gibiyim falan derken saat 12'de ben tekrar komaya giriyorum. Ne diyorsun? Evet. Sonra doktorlar diyor ki, burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ankara'ya götürmeniz lazım diyorlar. Beni apar topar Ankara'ya, Hacettepe Hastanesi'ne götürüyorlar. Beyin cerrahi bölümüne. Ben orada tedavi görüyorum. Fakat o dönem futbol falan da oynuyorum ben. Futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Çünkü beynime darbe alamam. Yani birisi bir şey yapamaz yani. O yüzden benim bazı tiklerim de oluştu yani. Hani böyle falan olduğum evet. var yani. Hani evet. Berberde bile tıraş olurken hani şey yapıyorum böyle. Kafanı hani kolluyorsun aslında. Kafamı kolluyorum. Oradan kalan bir şey yani. Sonra işte okul dönemi benim orada bitti. Ya üniversite ben akademisyen bir adam değilim yani. Okuyam olmadı yani. Sonra işte Ankara'da artık taşındıktan sonra yavaş yavaş bir sürü iş yaptım ben. Ya bir sürü iş. Sonra ablam işte abim Ankara'da yaşıyorlardı. Halk eğitim merkezleri var işte. Çünkü vasıfsız eylemanım yani bir şeyim yok yani hani bir takım iş yapabilecek yani anladığım bir meslek yok yani. Beni oraya gönderdiler. Orada teknik ressamlık kursuna gönderdiler işte. Tamam. Böyle projeler falan çiziyorlar. Orada öğrendim falan. Neyse o bitti 8 ay sonra. Sonra sertifikayı almaya gittim ben. Tamam. Çıktım aldım. Çıkarken o yazı yoktu orada. İnerken o yazı tesadüfen oraya asılmış. Tiyatro kursu kayıtları başlamıştır diye. Sertifikayı almaya girerken yok, çıkarken bir ilan gördüm. Evet, duvara yapıştırmışlar yani. O kursta, Halk Eğitim Merkezi'nde bir tiyatro kursu başlatmışlar. Ben onu gördüm. Allah Allah dedim, bak öyle heyecanlandım ki. Sonra gittim ablama dedim. Abla dedim, ne olur beni bir 8 ay daha gönder şu tiyatro kursuna dedim. Düşündü falan hani, olur mu olmaz. Sonuçta ablam sağ olsun, abim sağ olsun. Ne güzel anne babalık yapmışlar. Aynen öyle. Ve ben o tiyatro kursuna başladım. Benim hayatım öyle devam etti. Yaşıyor mu ablam? Ablam da yaşıyor, abim de yaşıyor. Ablamın ömür versin. Amin. Yani o öyle başladık, oradan kurs alıp işte orada anladık hani hocalarımız falan da şeydi. Ya sen acayipsin yani, hani senden olur yani hani durumu. Ve çocuk tiyatrosuyla başladım ben Ankara'da. O kursu bitirip? Evet. Çocuk tiyatrosuna mı başladım? Evet, çocuk tiyatrosuna başladım. Yani bir sürü turne yaptık. Çocuk tiyatrosu bence bu meslekte yapılacak en zor şey. Aynen öyle. Yani böyle çocuk tiyatrosu deyip hafife alıyoruz ki hepimiz hani haklı ya da haksız eleştiriyoruz bazen çocuk tiyatrolarının içeriğini, niteliğini, niceliğini. Tabii ki hep daha iyi olsun istiyoruz ve fakat bence çocuk tiyatrosu bir oyuncu için yapılabilecek en zor, en meşakkatli ve aynen. Evet her şeyin öğrenildiği en önemli yermiş gibi geliyor bana. Aynen öyle, bir de çocuk psikolojisinden anlamak gerekiyor yani hani evet. Şey olarak nelerden hoşlanır, nasıl bir durumdan, hareketlerden hoşlanır falan hani ona göre provaları yapıyorduk biz. Yani ben öyle başladım ama tarihim de 85 yılı. 85. Evet, turneler. Ankara evet. 85'ten. Var olan bir gruba mı dahil oldun? Evet, özel tiyatro vardı Kaktüs Kabare diye. Orada başladık. Sonra? Sonra Ankara'da bazı tiyatrolarda da oynadık. Bu arada sağlık problemleri bitti ama. İşte geri evet. Korunuyorsun, sakınıyorsun aynen kendini. Öyle. Aynen ama öyle. İyisin değil mi İyiyim. Burada? İyiyim. Tamam. Düzeldik yani hani atlattık onu. Tamam. Bir ölümden döndük orada yani. Hani. Evet. Sonra işte birçok özel tiyatro falan derken çocuk tiyatrosu işte bayağı 6-7 yıl falan yaptım. Sonra büyük oyunlara geçtim. Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu vardı. Orada büyük oyunlara geçtik işte. Öyle onlara da turne yaptık hep. Sonra? Artık çocuk tiyatrosunu hani yine yapıyorduk ama genelde büyük oyunlarda artık şey görev peki, alıyorduk. Peki İstanbul nasıl devreye girdi? İstanbul şöyle
92 yılında artık ben dedim ki bu mesleği yapacaksam benim İstanbul'a gitmem gerekiyor. Aslında İstanbul'a da hani sadece şey özel bir durum bu tabii ki de. İstanbul'da öyle kalacak yerimiz yok. E tabii ne yapacağım? Ben İstanbul'a hiç gelmemişim bile daha. Evet, ablam taşınıyor, eniştem falan. Ablamlar işte eniştemin şeyiyle, göreviyle alakalı. Ben de ablama dedim, abla dedim ben İstanbul'a gelmek istiyorum fakat sizde kalmak istiyorum yani. Başka yere gidemem, yok çünkü yani. Eyvah. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. Vallahi helal olsun. Evet. Enişte de iyi. Tabii, sağ olsun yani, Allah razı olsun onlardan. Yani orada hayatım İstanbul'a 92 yılında başladı. Geldin ablanla. Evet. Ve hemen Hadice Matyas Yurdu'na mı geldin? Şöyle oldu yani hani İstanbul'u gerçekten hiç bilmediğim evet, için. Evet, kocaman. Sokağa çıkamıyordum yani ben. Evet. Kaybolurum falan filan. Neyse yönlendirdiler, şey yaptılar. Tiyatro Oyuncuları Derneği'ne gittim ben. Tamam. Oraya işte bir şey var. Doldurdum o şeyi. Form dolduruyorsun. Form doldurdum. Tamam. Fotoğraf falan bıraktım. Ha, CV gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Ve o gün de tesadüf. Hadi abi rahmetli oraya geliyor. Ya bir iş için geliyor yani şey yapıyor. Ondan sonra oradaki sekreter hanım sağ olsun. Diyor ki böyle böyle bir arkadaş geldi Mesut Akusta. Ankara'dan geldi. Tamam mı? Ve işe ihtiyacı var yani. Tiyatro yapmak istiyor falan. Neyse hadi abi baktı falan incelemiş. O zamanlar cep telefonu falan yok. Ben de telefon olarak ablamın numarasını bıraktım. Ev telefonu numarasını. Ertesi gün bir telefon geldi. Ali abi de böyle şey yapardı rahmetli. Ben hadi çaman dedi. Evet. Allah dedim ya ne oluyor? Hani şaşırdım hani. Olmaz mı şaşırmaz mısın? Oğlum hoş geldin. Yarın seni ben tiyatroya bekliyorum dedi. Allah Allah dedim. Tamam yani hani böyle acayip oldum. Nişantaşı'ndaki tiyatroya işte. Evet. Rüştü Üzer Kız Meslek Lisesi'nin salonu evet. Orası. Evet. Orayı tiyatro haline getirmiş. Evet. Hani ben orayı bir şekilde buldum. Hani şey olarak yani tarifler üzerine işte anlattılar hani etrafımızdakiler. Gittim ve orada Hadi abiyle tanıştık. O dönemde iki oyuncusu ayrılmış tiyatrodan. Hani bir oyun oynuyorlardı. Muhteşem. Yüzyıl diyeceğim ama yanlış hatırlamayayım yani. Tamam. Ve ben o oyuna soktu beni. Benim tiyatro hayatım İstanbul'da öyle başladı. Sen o kapıdan bir girdin. Aynen öyle. 6-7 yıl falan büyüdüm. Çıkmadım yani. Aynen. Çünkü İstanbul yani evet. Ve bu işi yapacaksan gerçekten İstanbul'a gitmek zorundasın. Evet. Dediler bana yani. Mecburdum yani. Hani. İşte benim artık mesleğim olmuştu yani. Çünkü benim başka bir dükkanım yok. Evet. Başka bir şeyim yok yani. Öyle öyle başladık İstanbul'da. Ama İstanbul'da. Müthiş bir şey. Evet. Peki sonra televizyon. Şimdi televizyonda evet. Tabii çok eğlenceli roller de oynadın. Birlikte evet. Oynadık. Evet. Ayrı ayrı da oynadık ama hep böyle çok eğlenceli işlerde oldun. Tabii benim için birlikte olduğumuz ve benim en keyif aldığım Ustura Kemal. Ne eğlenmiştik hatırlıyor evet, musun? Evet. Ne güzel bir işti Ustura Kemal. Aynen öyle. Yani dönem işi olarak mesela Ustura Kemal ilk gibi yani. Evet yani. İlk dönem işlerinden biriydi evet. Ustura Kemal. Çok önemli bir aslında çizgi roman kahramanı değil mi? Yanlış bilmiyorum tabii, Ustura tabii. Kemal. Ve onu yazan çizen de Haldun Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. O da Ustura Kemal oynuyordu. Evet. Aynen. Ustura Kemal'de beraberdik. Benim için çok önemliydi senin iki kafa Niko. Ne evet. Tatlı karakterdi hatırlıyor musun? Çok benim güzeldi onunla, o da o fotoğraflar da bende var biliyor musun? Aa. Seninle bizim iki kafa Niko'yla ve benim oynadığım karakter Ustura evet. Kemal'de de var. Marilyn Monroe, Charlie Chaplin'im de evde var. Ya ne güzel, ben de yok vallahi. Ben onları bulacağım tekrar ve paylaşacağım tamam. Sosyal medyadan. Tamam. Tabii sonra senin Kara Melek devreye evet. Girdi. Ben burada hani hiç unutmadıklarımızı saymam lazım. Sonra birlikte gene Affet Bizi Hocam da birlikte ya, olduk. Aynen. Ne kadar güzel bir işti o da. Gülşen evet, ablayla ya, evet. Gülşen Bubikoğlu ile beraber. Gülşen Bubikoğlu. Müthiş bir yani aslında böyle geçmişte çok kıymetli işlerde birlikte böyle yer aldık. Benim evet. De hani baktığımda 30 yılıma ah dediğim işlerden ikisidir yani evet, Affet evet. Bizi Hocam'la Ustura Kemal. Sonra tabii beni senin böyle ay nasıl ya dediğim yer Kara Gümrük Yanıyor'dan sonra Ezel. Evet. Kurtlar Vadisi. Evet. Eşkıya falan hani evet. Var olan. Sonra sen Korkulan Bir Adam rollerinin şey emsalsiz oyuncusu oldun. Evet şey. Karagül'den. Hepsinden. Hepsi, ha, evet. Evet. Genel anlamda böyle aynen. Sert. Evet genelde hep kötü adam oynattılar bana. Evet.
Öyle de kal yani, sıkıntı yok. Yani kötü her zaman iyi insanlar oynarmış. Evet değil mi, öyle bir şey oluyor. Öyle bir şey var yani. Nasıl hissediyorsun böyle baktığında? Ben böyle gidiyor vallahi, böyle evet, gidiyorum evet. Yani yaptığın işlere baktığımda. 92'den bu yana artık 2023'teyiz. O kadar çok şey sığdı. Evet, çok şey sığdırmışız yani. Ne hissediyorsun Mesut? Yo, o anlamda ben mutluyum. Yani işimden de mutluyum. Yani yaptığım işi çok seviyorum zaten. Sevmeden çok, yapılmaz. Çok belli zaten bu. Ya çok da zor bir meslektir yani hani oyunculuk gerçekten hani. Hatta şöyle bir şey vardır, ben hep öyle duyarım. Belki sen de duymuşsundur yani hani. Dünyada maden işçiliğinden sonra en ağır meslek, en zor meslek oyunculuk gelirmiş yani diye. Umarım yanılmıyorum. Yani yanlış da anlaşılmak istemeyiz elbette. Kıyaslamak gibi de olmasın. Sonra çünkü şöyle bir yere gidiyor mesele işte. Yok ona göre kazanıyorsunuz. Siz de ünlüsünüz. Onun da kaymağı başka falan evet. Filan gibi cevaplar geliyor ardından. Sosyal medyada çok rastladığımız bir şey ama aslında öyle değil. Yani ona göre kazanıyor olmakla pek bir alakası yok meselenin. Ve evet çok zor bir meslek icra yani, ediyoruz. Evet. Bir sürü şeyden feragat ettiğimiz ve evet özel hayatımızı da aslında ünlü olarak teslim ettiğimiz, hakkımızda tanıdığımız, evet. Tanımadığımız bir sürü insanın yorum yapmasına alenen boş kağıda imza attığımız bir hayat oyunculuk aslında. Gerçekten öyle. Bunu kaç tane insan kabul ederdi bilmiyorum, tartışılır. Yani tabii bu söylemlerin çoğu böyle yani. Hani, ulan gidiyorsunuz orada evet. Bilmem ne yapıyorsunuz, evet. İki laf söylüyorsunuz. Birkaç hareket yapıyorsunuz evet. Falan o kadar para kazanıyorsunuz. Evet. Ama bu böyle değil. Değil. Yani fırsatımız olduğu zaman anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Hatta aynen. Bilirsin hani sete gelir insanlar. Oradan seyrederler. Ondan sonra bakarlar tamam mı? Aman abi biz gidelim televizyondan izleyelim tamam evet. Mı? Vallahi çok zormuş sizin işiniz aynen. Yani. Set görüyorlar yani. Bu yüzden önemli. Zorlukları bence görüyorlar yani. Gerçekten evet. Zor bir meslek. Gecemiz yok, gündüzümüz yok, özel günümüz yok. Aynen. Yani böyle insanlar birbirine sette sen çocuğunu en son ne zaman gördün, sen ne yaptın, en son kaç saat uyudun. Gerçekten. Yani bu biraz tabii ki gönül rızasıyla yapılıyor elbet ama bu böyle göründüğü kadar değil. Ama senin tabii sonu mutlu son da olsa sevgili Şafak'la evliliği. Evet. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Güzel evladınızla. Evet, Berfin Cano. Evet, Berfin Cano. Cano evet. Dünya tatlısı. Teşekkür tanıştım ederim. Tanıştım da. Ne güzel atölyemize geldiniz. Evet. Orada birlikte olduk, bir evet. Gün geçirdik beraber. Şafak da çok hem çok asil bir hanımefendi aynen. Hem sana aşkla bakıyor. Gördüm o gün yani senin için telaşını. Evet evet çok hemen, şeydir yani. Çok özeniyor o, sana, aynen. Çok ihtimam, çok aşk. Aynen aynen. Zaten aşık olan benim yani. En çok ben aşığım diyorsun. Yani şey olarak tanışmamız da öyle yani. Nasıl oldu, sen mi vuruldun ilk? Allah, ben 220 ile duvara tosladım. Ya. Yani Büyükada'da tanıştık biz. Büyükada. Orada otelleri var abisinin işte. Oraya işte çalışıyor yani orada. Evet. Ben de oraya adaya gittim. Orada otelde kalacağım yani. Tatil, dinlenmeye. Yani işte öyle. Biraz zaman geçsin işte. Biraz değişiklik olsun. Adaları da çok severim ben. Ben de severim. Yani resepsiyonda ben bir gördüm. Allah dedim. Ben daha önce de gittim kaldım. Tamam. Ama görmedim Şafak'ı. Sonra o gün gördüm sabah, Allah dedim şimdi bu nereden çıktı yani falan. Bir de sen böyle bir adam değilsindir. Ben senden yok. Böyle aşık oldum, vuruldum, çok güzel kız. Hani sende hiç öyle sohbet yoktur yani. Yani öyle bir çapkınlığında öyle hiç yok şey, yani. Hiç şey düz adamsındır yani ve hani aynen. Mertsindir o konularda. Öyle çok konuşmazsın, evet. Çok hissetmezsin. Ben senden ilk kez duyuyorum bunları. Vallahi işte öyle başladı. Bir şekilde kart vizitini aldım, şey yaptım falan. Gittin, tanıştın mı? Tanıştık orada ama sonra ben aradan bir sene geçti. İşte bir telefon. Bir sene mi? Bir sene geçti. Yani telefon ettim, mesaj yazdım hani böyle böyle falan derken Allah'tan geri döndü bana yani. Peki o seni tanıdı mı hani oyunculuğun, kimliğin? Tabii yani oyuncu tanıdı. Olduğumu biliyor. Ama sen ona bir sene hiç. Olmadı, bir sene sonra dedim ki mesaj çekeyim hani. Aklıma takıldı yani hani. Mesaj çektim. Bir sene. Evet. Benim doğum günümle tanışıyoruz biz. Şubat ayında. Evet. Sonra mesaj açtık işte ara konuştuk falan filan. Ben de bir sürpriz yapayım dedim. O dönem İzmir'deydim ben. Sonra yine doğum günü denk geldi. İşte aradım böyle böyle biraz konuşalım, sohbet edelim falan filan derken öyle uzadı gitti.
Kaç yıl oldu? Vallahi 12 yıl oldu. Maşallah. Oldu. Yani onlarda bir flört dönemimiz var tabii ki yani. Tanışma dönemi yani. Hatta evlenmeden önce nişanlılık diye bir hikaye vardır ya. Evet. Nişanlanırsın hani falan. Evet. İnsanlar birbirlerini öyle tanırlar. Evet. Yani öyle sohbet ederler falan. Bazen olmaya da biliyor hani. Nişanlılık bitiyor. Mesela ayrılıyorlar falan. Bunlar o yüzden nişanlılık dönemi gibi oldu. Öyle falan derken attık imzayı. Oh be. Şükür. Resim tamamlandı. Resim tamamlandı. Peki nedir bu sağlıkla sınanma arkadaşım? Yüreğimi hoplatıyorsun her seferinde. Artık bir haber görüp Mesut Akus'ta görünce Bismillah diye okuyorum her haberi. Evet. Son olsun hepsi, bitmiş olsun. Geçmişi konuşuyor olalım ve sağlıklı, upuzun bir ömrün olsun bundan sonra. Ama bu 17 yaşında başlayan nedir bu? Vallahi enteresan bir durum. Yani hani benim başıma gelmeyen kalmadı. Evet. Ve kaza geçirdin. Ben kaza geçirdim. Gizli buzlanmaya girdik. Evet. 2011 yılıydı galiba. Evet. Benim buralarım kırıldı. Evet, burada elmacık kemiklerim kırıldı. Biliyor. Dişler düştü falan filan. Evet. Bayağı bir tedavi gördüm yani hani. Evet. Onlar da toparlandı. İyileştik hani diyeyim, kısa keseyim yani. Sonra Karagül'ü çekiyoruz Antep'te. Evet. Yavuz'la, Yavuz Bingöl'le bir sahnemiz vardı, kavga sahnemiz. O kavga sahnesi bitti, benim kalça tarafımda yani şu hareketi yaptıran kemikler var iki tane. Yani arabanın rot başları gibi düşün. Evet. Onlar çürümüş. Yani hastaneye gittik Antep'te. Hatta doktor şey dedi, film falan dedi. Mesut Bey dedi, siz dedi yandınız. Dedim ne diyorsunuz? Şimdi bana gösterdi. Bakın dedi, kalça kısmında iki tane kemik var. Yani işte şu hareketleri yaptı. Evet. Onlar çürümüş dedi. Acil ameliyat olmalı dedi. Allah Allah, ne oluyor ya? Hani ben kavga sahnesi falan biraz zorladık da öyle ağrıyor. Ben hayatımda bu kadar ağrı çektiğimi anlatamam. Hiçbir ilaç benim ağrılarımı kesmiyor. Kanım çekildi, sapsarıyım ve iş devam ediyor Karagül. Oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum derken hiç hareket edemiyorum. Beni sağ olsun prodüksiyondaki arkadaşlar otelden alıyorduk kucaklarında. Tekerlek sandalyeyle şey yapıyordu, indiriyorlardı beni. Çekime öyle gidiyorum. Hep senaryo da değişti zaten. Ona göre oturup şey yapıyordum. Fakat o kadar acı çekiyorum ki anlatamam. Kesme. En sonunda işte Şükrü Avşar sağ olsun yapımcımız. Durumu anladık, şey yaptık. Ondan sonra araştırdık işte nerede olabiliriz yani. Ameliyat yani, mı oldu? Tabii. 7 saat sürdü. Oo. Ve ayrıca bu ameliyat şey oluyor yani tek yapıyorlar. Burayı yapıyorlar. Ondan sonra 1 ay 2 ay bekleyeceksin. Ondan sonra diğer öbüründe tarafı yapacaklar. Ben doktor oraya dedim. Şükrü abiyle de gittik işte oraya. Dedim ben mümkün değil bunu. Bir kere olup iki ay bekle. Ondan sonra dedim, hocam dedim ben. Hatta içeriye girdik. Şükrü abi dışarıda oturuyor devam şey yapmasın diye. Bir dedim, defa adamı. Bir daha dedim ki doktor bey, benim acı eşiğim yüksektir yani. Lütfen dedim, tek ameliyatta bu ikisini yapalım. Aa. Bu da hastanın rızasına bağlı yani. Ondan sonra işte çıktık. Doktor bey kabul etti sağ olsun yani. Çünkü uzun süren bir ameliyat bu. Bayağı bir inşa söz konusu. Hatta içeriye bir de kamera soktular. Hani. Şeysinde kameraman bayılmış falan filan bilmem ne. Ve bu hasta ya bu ameliyattan sonra bayağı ben şeyleri de izledim yani. Görüntüleri biraz izledim. Bayağı inşaat var yani. Hani çekişler, şeyler, E'ler, M'ler böyle şeyler. Çok zor yani. İnan, orayı temizleyip oraya şey taktılar. Protez. Protez taktılar. Ve orası toparladı. Aynen, çünkü bu ameliyatı geçiren mutlaka düzgün bir egzersiz yapmak zorunda. Tabii. Aynen, ben artık egzersizleri yapıyorum, doğru düz yapıyorum. Yani çünkü yürümekte sıkıntı var. Tabii. Öyle kolay hareket edemiyorsun yani. Otelde işte holde falan böyle. Dizi devam ediyor bu arada. Dizi devam ediyor. Senaryo ona göre değişti. Devamlı oturarak oynuyorum ben. Ve tabii yani Şükrü abi de şey diyor, ne yapacağız, nasıl olacak dedim, abi sabret. Yani iyileşeceğiz bir şekilde yani. Çünkü Kendall diye bir karakteri oynuyorum orada ben. Yani hep koşturacak, bilmem ne yapacak, tamam hareket ettirmek istiyor. Hakkı da. Ben de istiyorum. Yani oyunculuk mesleği şöyle bir meslek hani bence. Çünkü oyuncular sakatlanamaz, hastalanamaz. Hiç. Ya o sahneye çıkılacak, tabii. O da çekilecek. Ben çok bilirim çektiğim sahne, kolumda serum, serum masanın tabii altında. Göğüs plan sahne çektiğim ama kolumda serum var. Yani aynen, duramıyorum, serumla vitamin depoluyorum ama sette devam ediyor, bekleyemiyorlar. Aynen. Kolumdaki serumla böyle tek kolum aşağıda
sahne çektiğimi bilirim yani. Yani işte ve öyle devam. İyileşmek zorunda. Oyunculuk psikolojisi böyle bir şey. Evet. Yani. Hastalanamaz yani. Evet. Ben bir an önce ben oyunculuk mesleğini neredeyse artık bırakmak zorunda kalacağım galiba dedim. Yapamayacağım yani. Bittim moralim çok kötü yani. Bak hadi olsun. Mesut, hadi Mesut çalış iyi ol falan derken ben resmen 10-15 günde değnekler atıp artık yavaş yavaş yürüyüp şey yapmaya başladım yani. Çünkü ben mesleğim artık bitti diye baktım yani. Yapacak çünkü ağır bir rahatsızlık bu. Ve sonra gene beyin kanaması Mesut. Ya o beyin kanaması da... O 17 yaş devamı bir şey mi algılamamız gerekiyor? Yani? Herhalde. Yani ben başka bir şeye aslında başka bir nedeni var ama şu anda onu söyleyemem. Ankara'da işte Teşkilat diye bir dizi çekiyoruz. Çekimi yaptık. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Prodüksiyon sağ olsun dedim ki bir hastaneye gidelim. Hı-hı. Tuhafım yani hani. Gittik bir hastaneye, doktor baktı bir şeyin yok. Ne beyin tomografisi falan çekilmedi yani. Ha, bir böyle şey baktı bir şeyin yoktu. Beni eve bıraktılar. Aa. Akşam ben yine çekim var. Geri gideceğim yani. Aşağıda da prodüksiyondan bir kardeşim bekliyor. Eve giriyorum. Böyle bir tuhafım falan filan derken yatağa böyle oturdum. Hop orada gitmiş. 10 günden beri kanıyormuş beynim aslında. Ne? Evet. 10 günden beri kanıyormuş. Ben öyle yavaş yavaş hissettim. Ben orada gitmişim. Hatta herkes gerçekten öldü falan diyorlar bana. Evet biraz yani, tatsız haberler çıktı. O gün hepimiz haber. Çok korktuk. Aynen. Hatırlıyorum ben o günü. Neyse telefon açılmıyor. Cevap veremiyorum. Kapıya geliyor şey yapıyorlar. Kimse açmıyor. Aa. Aşağıdan resepsiyondan işte kart anahtar alıyorlar. Kart alıp getiriyorlar. Açıyorlar ki yatakta yatıyorum. Ah. Öyle öldü mü ölmedi mi derken neyse yaşadığımı anlıyorlar. Hemen yakında da bir hastane var kaldığımız yerin. Hemen ambulans çağırıyorlar falan. Hastaneye götürüyorlar. Bayağı 3,5-4 saat süren bir ameliyat geçiriyorum ben. Benim buradan buraya kadar izi de var hatta. Evet gördüm. Açıyorlar yani. Ve çok iyi bir ameliyat geçiriyorum. Bir hafta falan 10 gün yoğun bakımda kalıyorum. Yani şey olarak uyanmam gerekiyor benim. Yani 3-4 gün falan şeyde yani hani makinelere bağlı yaşıyorum yani. Sonra uyanıyorum yani oradan işte. Böyle bir hafta 10 gün kalıyorum. Ondan sonra ben oradan çıkıyorum. Sete. 15-20 gün sonra sete tekrar başlıyorum. Gene. Yani başlıyorum. Yani çalışmaya devam ediyorum yani. Peki şimdi neler olacak? Seni nerede göreceğiz? Neler yapacaksın? Planlar neler? Vallahi şimdi birkaç projemiz var görüştüğümüz. Tamam. Bakalım. Yani. Devam diyorsun yani. Devam tabii ki. Ya şimdi biraz kızımla artık vakit geçiriyorum. Sen de biraz beklemedeyim yani. Tamam. Onunla vakit geçiriyoruz işte. Bakalım görüşmelerin sonu inşallah hayırlısı olur. Olur. Çalışmaya devam etmek zorundayız yani. Ya sen bize bir sürü şey öğrettin bugün bence. Gerçekten. Çok önemli. Yazabilir misin? Ben mi yazayım? Defterde birkaç satır yazmanı. Tamam, seni de yormak istemiyorum. Yok yok hayır. Bir yandan da. Ne? Bir de fotoğraf çekeceğim tabii ki bizi. Tamam. Diğer fotoğrafların yanına. Çok teşekkür ederim. Kaderine ilmek ilmek örmüşsün. Seni iyi ki tanımışım. İyi ki çocukluğumdan bir parçasın. Aynen. Sağ çok olun. Güzel haberlerini okumak istiyorum artık. Sağlıklı, İnşallah. Upuzun, güzel kızınla ve güzeller güzeli eşinle. Çok mutlu bir ederim. Ömür diliyorum sana. Sağ ol canım. Teşekkür için. Ederim. Ben de sana diliyorum yani çocuklarla beraber. Çok yani. Teşekkür ederim. Daha davetin için ayrıca tekrar her teşekkür zaman, ediyorum yani. Her zaman gel sohbet ederim. Tamam. Ben doymuyorum işte görüyorsunuz değil mi? Yani ne kadar önemli. Bizi biz yapan şeyler aslında işte bu hayat yolunda bize dokunan, bize değen, kelimesi, sözü, sesi hala kulağımızda kalan insanlar. 18 yaş dediğimde hatırladığım seslerden biri Mesut Akusta. Ve hayata diyor ki sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Ben büyüğüm. Mesleğimi seviyorum, gücümü alıyorum, hayatımın aşkını bulmuşum, kızımı koynuma koymuşum, hiçbir yere de gitmiyorum. Daha güzel bir duruş var mı bu hayatta? Sevdiklerimizle, sevdiğimiz mesleğimizle dimdik durduğumuz, her şeye rağmen yola devam ettiğimiz. Daha başka program olur mu bugüne dair söylenecek başka laf kaldı mı? Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
Çocukluğum Mesut, seni ağırlamak o kadar güzeldi ki gülen gözlerinle ve yaşama her şeye inat tutunan yüreğinle uzun, upuzun ömrün olsun. Artık hep güzel günlerde, güzelliklerde yaş almaya devam. Canım Mesut Akusta sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. İnsan karakteri kaderini belirlermiş.